Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen Sarıyer Belediyesi eğitim destek çalışmaları doğumdan önce başlayarak ömür boyu sürüyor. Araştırmalar, çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerinin %85'ini yaşamlarının ilk 3 yılında tamamladığını göstermektedir. İlk yıllarda ebeveynler ve çocuklarına yönelik yapılan yatırımlarla destekleyici sistemler oluşturulabilir ve uzun dönemde tüm çocukların tam potansiyellerine erişmelerine katkıda bulunulabilir. Ebeveyn rehberliği programında anne ve babalar, uzmanlar aracılığıyla doğum sonrası depresyon, bebeklerin beyin ve motor gelişimleri konularında bilgilendirilip, bu bilgiler çerçevesinde kullanabilecekleri eğitsel malzemelerle desteklenir. Bu programa katılan anneye doğum öncesinde bir kere ve doğumdan sonra 2 haftada bir kez olmak üzere çocuk 3 yaşına gelene dek belediyemizden bir aile rehberi atanır. Erken dönem eğitimin önemine dair ebeveynlerin farkındalığını geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimizde bulunmayan gündüz bakım evi sayısını 10 şubeye çıkardık. 2 yeni projemiz hazır. Yakında 12 şubeye ulaşacağız. Gündüz bakım evlerimizde uzman eğitimciler tarafından Türkçe dil etkinlikleri, matematik ve okul öncesi felsefe, drama, halk oyunları, çocuk yogası, beceri koordinasyon eğitimleri verilerek öğrenciler ilkokul hayatlarını hazırlanmaktadır. Sosyal çalışmalar alanında özgün ve örnek bir proje olan Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, SAGEM, 11 şubesiyle hizmet veriyor. SAGEM, çocuğun yararını gözeten çalışmalar yürütmeyi ve insan hakları konularında farkındalık yaratmayı ilke edinmiştir. Bir yıl içerisinde 11 şubede yaklaşık 6.112 öğrenciye hizmet veren merkezde okul müfredatı kapsamında Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri veriliyor. Çocuğun kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla görsel sanatlar, yaratıcı drama, bilgisayar, okuma-yazma atölyesi, çocuk hakları atölyesi çalışmaları da yürütüyoruz. Sarıyer Akademi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim destek merkezi olarak 2015 yılında kuruldu. Ölçme sınavıyla öğrenci alan akademi, her yıl gösterdiği başarı ile 150 kurum arasında 34 ve 68. sırada başladığı yolculuğunda 3 ve 9. sıralara yükseldi. Matematik olimpiyatlarına hazırlık sınıfı, yapay zeka eğitimi, öğretmen eğitimleri, Python ile programlamaya giriş, kodlama ve proje tabanlı öğrenme eğitimi, Arge odaklı yapay zeka eğitimi. Sarıyer Akademi kendi yayınlarını oluşturdu. Yerel yönetimlere bağlı eğitim kurumları içerisinde bir ilke imza atarak konu içerikleri tamamen kurum öğretmenleri tarafından hazırlanan online eğitim videoları, konu anlatım fasikülleri ve konu tarama testleri ile Sarıyer Akademi yayınları oluşturuldu. Kendi yayınları ile öğrencilerin karşısına çıkan Sarıyer Akademi, bu başarısını hibrit eğitim modeliyle destekleyerek pandemi süreciyle hayatımızda daha çok yer edinen online eğitimle yüz yüze eğitimi bir arada sunmaya başladı. Türkiye Akademi platformunun yüz yüze eğitim alan öğrenci sayısı kadar online öğrencisi bulunuyor. Türkiye Akademi platformu sahip olduğu yapay zeka ile öğrencilerine ders konu videolarını sunuyor, testleriyle ölçüyor, test sonuçlarını çok kısa sürede değerlendirerek öğrenciye yaptığı hataları gösteriyor. Anlamadığı yerler olduysa konu anlatım videosunun ilgili yerine yönlendirerek tekrar dinlemesini sağlıyor. Türkiye Akademi, İzmit Belediyesi ile yaptığı işbirliği sonrasında açılan Çınar Akademi Şubesi ile daha da güçlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği ile hizmet alanı genişletmek üzere olan Türkiye Akademi, yerelden genele eğitim modeli sunmasıyla öne çıkıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yapılan işbirliği ile 64 ildeki bursiyerlerine eğitim sunuyoruz. Büyükdere'de bulunan eski başkanlık binası artık çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kitap severlerin. Aynı anda 64 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kütüphane 3 kattan oluşurken yetişkin ve çocuk kitaplığı, okuma ve dinlenme alanı ile toplantı odası bölümleri de mevcut. Kullanıcılarımız kütüphanemizde bulunan kiosk, katalog tarama cihazı sayesinde aradığı kitabı saniyeler içerisinde bulabiliyor.
Kütüphanemize gelmeden internet üzerinden de kitap ismi, yazar ismi gibi farklı birçok seçenek üzerinden katalog taraması yapabiliyor. Sarıyerli'nin kütüphanesi hep yanında olacak. Sarıyer bölgesinde ikamet eden tüm vatandaşlarımız istedikleri her yerden tablet, telefon, bilgisayar aracılığıyla dijital kütüphane uygulamamıza erişim sağlayabilecek. Dijital kütüphanemizde 25 bin adet elektronik kitap yer alıyor. Koç Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Echadem'de engelli çocuklarla ailelerine bakım ve danışmanlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini arttırmak için çalışıyoruz. Haftada 2 gün engelli çocukları evlerinden serviste alarak verdiğimiz bakım hizmetiyle bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi'nde çocuklara psikolojik danışmanlık, sosyal aktiviteler, özel günlerin kutlanması, spor faaliyetleri, yoga, ritim, drama, el sanatları, halk oyunları, piyano, sanat terapisi, hayvan destekli terapi ve yaz kampı hizmetleri verilmektedir. Eğitimin her sürecine katkı veriyoruz. İlçe okullarımız ve diğer eğitim kurumlarının yaşadığı lojistik sorunlara çözüm bulunuyor, gerekli çalışmaları yerinde yapıyoruz. Okulların boya, tadilat, altyapı uygulamaları, çevre düzenlemesi, bahçe ve okul içi temizliğin yanı sıra ek derslikler ve ünite imalatları, spor, konferans ve tiyatro salonları ve aynı yardımlar gibi birçok başlıkta eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Sarıyer'de okullar kapanınca yaz spor okulları açılıyor. Sarıyer'li öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi amacıyla açılan ve uzman hocaların eğitim verdiği yaz spor okulları yüzme, jimnastik, atletizm, futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, tekvando, judo, kano, karate olmak üzere toplam 11 branşta çocuklara keyifli ve eğitici bir yaz dönemi sunuyor. Çocukların kendilerini geliştirmeleri için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü yaz spor okullarında çocuklara servis desteği ve spor malzemeleri ücretsiz olarak temin ediliyor. Çocukların ve gençlerin kitapla buluşması ve kitap okuma alışkanlığı kazanması çok önemli. Bu nedenle Sarıyer genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselere sadece 2022 yılında 5148 kitap dağıtıldı. Okullardaki en büyük paydaşlarımız okul aile birlikleri. Okul aile birliklerinin oluşmasında ve sorumluluk alanlarıyla ilgili destek olmak için yoğun toplantılar yapıyoruz. Bu sayede velilere, eğitim kadrosuna ve okullardaki yönetici kadrosuna ulaşıp işbirliği yapıyoruz. İlçemizde eğitim gören başarılı öğrencilerimizi Kilyos Sosyal Tesislerinde ağırlıyoruz. Yaz kamplarına katılan öğrencilerimiz bir yandan deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken diğer yandan eğitici etkinliklerle dolu dolu bir tatil geçiriyor. İlçemizde eğitim veren üniversitelerde okuyan, şehir dışından gelen kızlarımıza destek olmak, sosyal fayda yaratmak amacıyla 2011 yılında kurulan Bahçeköy Kız Konuk Evimiz 122 kişilik kapasiteye sahip. Konuk evinde 2 ve 4'er kişilik 31 oda bulunuyor. Ayrıca öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabilecekleri etüt odaları ve kesintisiz internet kullanabilecekleri bilgisayar odası mevcut. Her yıl daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşabilmek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz organizasyonla geri dönüşümlü ürünleri topluyor, elde ettiğimiz tasarrufu öğrencilerimize burs desteği olarak veriyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından aldığımız akreditasyon ile 2012 yılından bu yana 17 ve 30 yaş arası Sarıyerli gençlere 2 ila 12 aylık sürelerle Avrupa ülkelerinde sosyal içerikli projelerde yer alma fırsatı yaratıyoruz. Sarıyer Belediyesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.
Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir sözünü kendimize görev edindik. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.